Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kedi dilli çok kolay bir tatlı yapıyorum. Büyük borcamda kalabalık misafirlerinize ikram edebileceğiniz pratik sütlü bir tatlı. Hemen başlıyorum. Öncelikle bir paket kedi dili bisküvi soğuk sütle yan yana olacak şekilde arkalı önlü ıslatarak diziyorum. Bir su bardağı süt kullandım. Her zaman olduğu gibi tarifim için kullandığım bütün malzemeleri videonun altına açıklama kısmına yazdım. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. En büyük boy dikdörtgen borcama 24 tane bisküvi sütle ıslatarak dizdim. Şimdilik bir kenara alıyorum. Tatlının muhallebisi için 5 su bardağı süte 1 su bardağı şeker ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 3 dolu yemek kaşığı un ilave ettim. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebiyi pişirdim. Çok güzel bir kıvama geldi, koyulaştı. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika geçince ocağın altını kapattım. Bir paket vanilya ilave ettim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Vanilya ve tereyağı tamamen karıştıktan sonra hiç beklemeden ıslattığım kedi dili bisküvilerin üzerine muhallebiyi döküyorum. İsterseniz blenderdan, robottan geçirebilirsiniz. Spatula ile eşit şekilde yayıyorum. Oda sıcaklığına gelince buzdolabını alacağım. Tatlının üstü için bir paket hazır çikolatalı sos kullanıyorum. Dileyen ev usulü sos da hazırlayabilir. 2 su bardağı soğuk süte bir paket çikolatalı sosu ekledim. Pütürleşme olmaması için iyice karıştırdım. Orta ateşte sürekli karıştırarak sosu pişirdim. Daha sonra sosu devamlı karıştırarak soğuttum. Tatlı dolapta soğudu. Üstüne soğuk sosu döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Hazırladığım tatlı soğuk, üstüne döktüğüm çikolatalı sos da tamamen soğudu. Buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek göstermek istedim. Tatlıyı kare kare dilimledim. Üstünü süslemek için kalpli pasta süsü kullandım. İsterseniz hindistan cevizi, fıstık, fındık, damla çikolata da kullanabilirsiniz. Herkesin yapabileceği çok kolay ve lezzetli bir pasta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Ayrıca videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.